Gönül Hanım, ellerinize sağlık. Her şey çok güzel gözüküyor. İnşallah misafirleriniz de beğenir. Beğenirler, beğenirler. Benim bugün için tek bir dileğim var. Hediyeni önden istemedim. Benim hediyem kızım ve sensin. Bu mutluluğumuz hiç bozulmasın. Yuvamız yıkılmasın. Bu gece ve ömrümüzün geçen tüm geceleri için tek dileğim bu. Bakalım ilk gelen misafirlerimiz kimler? Gönülcüm, kapıya bakar mısın lütfen? Tabii ki. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım, göz kamaştırıyorsun. Ah. Bana diyene bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel hoş kadın. Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de şunu takdim edeyim. Aa, bu ne? Phuket tatili için ucu açık uçak bileti. İnanmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hanımefendi, yeni çalışanınız mı? Aa, yok. Gönül Hanım, Gündüz'ü tanıyorsun. Evet. Onun teyzesi. Aa, merhaba. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tekrardan hoş geldiniz. Sultan Hanım, bakar mısınız lütfen? Sultan'ın da annesi. Merhaba. Daha önce tanışmıştık. Hanımların sözü bitmez. Ben de Yakup. Memnun oldum. Ben de. Bu muhteşem masayı siz mi hazırladınız? Çok güzel gözüküyor. Kardeşimle hazırladık. Afiyet olsun. Anne, bir gelir misin? Ben siz hiçbir şey yapamaz. Geliyorum. Yiğit'ciğim, seninle biraz konuşalım. Yalnız bugün işmiş, konuşma mı haberin olsun? Ya iş konuşmadan tadı çıkar mı Allah aşkına Yiğit'ciğim, gel. Müsaadenizle ben de gideyim. Sultan Hanım. Yani ya, laf olsun diye değil. Gerçekten çok memnun oldum. Ben sizin filminizi izledim. Yani kızınızı ve ne kadar güçlü bir kadın olduğunuzu biliyorum. Herhangi bir şeye ihtiyaç olursa burada olduğumu bilin istedim. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Müsaadenizle. Duayı gördün mü biraz önce? İnanamıyorum, ne kadar büyümüş. Ya Nevin ablası, öyle çok büyüdü. Sanıyorum en son senin doğum gününde karşılaşmıştık. Say kaç yaşındaydı o zaman? Nevin 18 desek, kızımız da ondan birkaç yaş küçük işte. Hesaplayın ya. Ya geciktim kardeşim, kusura bakma. Son dakika bir sipariş çıktı. Olsun, sıkıntı yok. Hadi gidelim. Sen bizimkileri bırakırsın part part. Ben de arabası olmayan misafirleri götürürüm. O değil de bana bak. Sen hastaneyi aradın mı lan bu yaşlar için? Ya aradım aradım. Hala aynı dediler. Yatıyormuş ölü gibi. Allah Allah. İşte bir mesele var ama. Oğlum adam bizi arıyor. Size isim vereceğim diyor. Sonra da gümlüyor. Elinin parmağın var diyorsun lan. Herif ötmesin diye. Allah aklıma geliyor ama
Kim ki lan? Bizim bir asmımız var mı? Senin? Kim olacak oğlum? Yani içerideki kirli fukoyu saymazsan benim aklıma kimse gelmiyor. Var bir iş, dur bakalım. Salih olabilir mi lan? Sinsi mi? He. Oğlum ne kazanacak ki seni içeriye tıktırınca o? Ne bileyim ben. Adam ölmese bari. Ha vallahi. Oğlum kim lan o zaman sinsi değilse? Gizli kalmaz. İllaki çıkar oğlum. Neyse hadi geç kalmayalım. Ben bir üstümü değişeyim şurada. İyi hadi. Geliyorum. Bekliyorum ben burada. Tatlılarımız da geldi. Nedir bu tatlının adı? Cevizli baklava. Hı, en sevdiğimden. Afiyet olsun. Anlatın bakalım sırrınız ne? Biz daha yeniyiz. Uzun evlilik sırrını sizden duymak isteriz. Hanımcılık. Yalan söylüyor. Anlaşıldı hayatım. Sırlarını bize vermeyecekler. Canım ne sırrı? Herkesin bildiği şeyler işte. Sevgi, saygı, sabır. Herkesin bildiği şeyler de... herkesin pek uygulamadığı şeyler Yiğit. İlahi Nigar, beni mi şikayet edeceksin şimdi? Buldun tabii Yiğit'i. Vıdı vıdı vıdı. Adamın yüzü yumuşak. Yakup. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Hadi. Buyurun. Hoş geldiniz. Geçin, geçin. Hoş bulduk. Hoş bulduk anne. Misafirler daha gitmedi. Mutfağa geçin de bir şeyler yiyin. Hadi. Hadi tamam. Hadi evladım. Hoş geldiniz. Oturun, oturun. Abla temiz tabak istediler. Ben onları götüreceğim de sen de meyve getirir misin? Tamam, ben onları hazırlayayım. Teyze, bizim deli nerede? Ay hiç sorma ya. Çıkmış bahçeye elinde kamera çok kutu çok kutu sürekli etrafı çekip duruyor ve hiçbir şekilde de yardım etmedi yani bugün bana. Dur ben bir bakayım şuna. Bak. Geç. Bunları da ben bırakayım. Ay yok kızım hiç uygun olmaz. Hadi otur sen. Senin geleceğini bilmiyordum. Gerekirse misafirleri evlerine götürürüm diye. Hı. Çay içer misin? Ben alırım, sen de zahmet etme. Lütfen. Kardeşim, bahçe çok güzel. Gelse ne diyecektin de. Doğan. Babana sürprizi yapalım mı? Filmi hazırladın değil mi? Tamam, hazırladım. Televizyona yansıtacağım sadece. Tamam, hadi. Sen ne? Bizim çay verenimiz yok tabii. Boş ver şundan ye sen. Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve daha çok bağlanarak geçsin. Bu yolculuğa beni de dahil ettiğiniz için ve hayatımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yıldönümünüz kutlu olsun, gördüğüm en güzel çift.
mutlu kalın, sevgiyle kalın ve daha da önemlisi hep birbirinizle kalın. Tebrikler, nice mutlu yıllar inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkürler. Sağlıkla, mutlulukla, hep böyle gülerek nice mutlu yıllara. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederiz. O zaman pasta zamanı. Hadi. Hadi. Haydi bakalım. Evet, hazır mıyız? Aa, bir dakika. Dilek tuttunuz mu? Bugün Yiğit'e de söyledim. Benim tek bir dileğim var. Kızımızla beraber mutlu bir ömür geçirmek. İnşallah. İnşallah. O zaman hazırız. Hep beraber üçten geriye doğru. Üç, iki, bir. Yiğit! Camı indirdin. Silahlı olabilir. Eski şoför mü? Bekleyin. Herkes olduğu yerde kalsın. Kıpırdamayın seni. Camı kırdın. Hastane dediğim miydi ya? Şşş, tamam. Tamam, burada dur. Yiğit, hayır, Yiğit. Yapma. Bırak, bırak, bırak. Polisler arar. Polisler arar, ne olur. Kim olduğuna bakacağım. Yiğit, lütfen. Çık dışarı. Söyle kızın nerede? Çocuk hırsızı. Duyduk duymadık demeyin. Çocuk hırsızı bunlar. Yiğit! Yiğit! Ne yaptınız kızıma? Ne yaptınız kızıma? Sakin. Bu kadın bir çocuk hırsızı. Duyuyor musunuz? Sakin. Duydunuz mu? Gazel Hanım, sen çaldın çocuğumu. Söyle kızım nerede? Ne yaptın onu? Olur. Söyle yavrum nerede? Sakin olun. Çekil önümden. Bu kadın çaldı çocuğumu benden. Öldüreceğim onu. Hayır, kimse sizden çocuğunuzu çalmadı. Çekilin önümden. Zehra Hanım, bizi hatırladın mı ha? Hatırladın mı? Hatırladınız. Bu kadını da hatırladım. Hırsız! Ya. Gel buraya. Gel diyorum sana. Gel. Hanımefendi sakin olun. Size zarar vermek istemiyorum. Durun ne olur. Yiğit dur yapma. Ya bir dakika çeçil gazel. Yiğit yapma dur. Ne yapıyorsun? Ay, sakın. Bırak şunu. Sakın. Hayır. Hayır. Sakın. Hayır. Hayır. Tamam, sakin. Sakin. Hemen içeri gir. Yüzünü yıka. Su iç, kendine gel. Nigar'cığım, lütfen. Doğayı içeri alır mısın? Herkes sakin olsun. Problem yok.
istemedim. Ben bu kızı üzmek istemedim. Tabii üzmek istemedim. Gel. Üzmek ister misin? Hadi gel. Kim bu kadın Allah aşkına? Normal gözükmüyor. Ya hiç sorma Yakup. Senden rica etsem misafirlerle ilgilenir misin? Tabii tabii, sen merak etme. Arkadaşlar, kusura bakmayın, bir yanlış anlaşılma olmuş. Hanımefendinin de sağlık durumu hiç iyi değil gördüğünüz gibi. Buyurun içeri geçelim. Gelin hanım. Misafirlerimize bir şeyler ikram edelim lütfen. Lütfen içeri girelim, sakinleşelim, bir şey yok. Yiğit Bey, yapabileceğim bir şey var mı? Hanımefendinin eşini arayın. Gelsin alsın. Biraz sakinleşti ama ne olur ne olmaz. Hadi. Anne. Hayırdır, sen bu kadını nereden tanıyorsun? Ya dur be oğlum. Sen yine bizden gizli bir iş mi çağırdın? İç bakayım şunu. Daha iyi misin şimdi? Tamam. Bak dışarıda konuşuyorlar. Kadın da biraz daha kendine geldi. İyiyim Nigar teyze. Sağ ol. Canımın içi. Ay kıyamam ben sana. Her şey yolunda. Ha? Niye böyle şeyler bizim başımıza geliyor anlamıyorum. Her şey insanlar için kuzum. Değil mi? Böyle şeyler olur bazen. Hayat her zaman gül bahçesi değil. Benim yüzümden oldu. Ben iletişim kurmasını sağladım Sultan teyzeyle. Hayır, hayır. Bak bakayım bana. Böyle şeyler düşünme. Sen nereden bilecektin ki kadının sıkıntılı olduğunu? Ha? Daha iyi misin Doğan? Hastaneye falan gidelim mi? Yok canım, o kadar da değil. Şimdi bu kadına ilk Doğan mı ulaşmış? Aynen öyle. Ya ben dedim girme bu işlere, başımıza bela alacağız diye, ama dinleyen kim? Bir susun be evladım ya. Bir sakin olun ya. Kadının bin bir türlü derdi var. Ben size sonra anlatırım. Hadi içeride kendinize oturacak bir yer bulun. Hadi evladım. Hadi güzel kız. Hadi. Hadi. Tamam canım, tamam. Geçti. Bak buradayım. Yanındayım. Bak ben seni anlıyorum Zehra. Ya halktan anladığın yok senin. Bak Zehra, benim kızım 20 yıldır kayıp. 20 yıl. En azından senin kızının bir mezarı var, gidip dua okuyabileceğin. Benim meleğimin bir mezarı bile yok. Ölmedi benim kızım, ölmedi. Ölmedi zaten. Ölmez. Sen yaşadıkça ölmez. O senin kalbinde. Evlatlar anaların kalbinde yaşar hep. Yiğit. Abicim bir gelir misin? Sakin. Sen de böyle yapma ki yavrun kabrinde rahat uyusun. Huzurlu uyusun he Zehra. Aman Gazel Hanım.
İlyas'tı değil mi? Kadının kocasına haber verdiniz mi? Evet evet, aradım, merak etmeyin. Gelir birazdan. Tamam. Sen Doğan'ın yanında kalır mısın biraz? Ben misafirlerle ilgileneyim. Onlar da paniğe kapıldı. Amma da korkak diyorsundur şimdi. Yok canım, öyle demiyorum da titriyorsun, üşüyorsan eğer. Yok, üşümüyorum da içim titriyor. Bilirim o duyguyu. Aramadın onu. Ellerinin arasından kayıp gitti değil mi? Yalvardın Allah'a. İçten içe pazarlık ettin. Beni al. Onu geri ver dedi. Onun o son gülüşün. Son bakışın. Düşünüp durdun yıllarca. Hayaller kurdun. Kapıdan içeri girip boynuna sarılmasını bekledin. Ama gelmedi. Sen de sonunda yok saydın. Hiç olmamış gibi. O hiç gitmemiş gibi. Hayatta olsun da, bir yerlerde yaşasın da, varsın. Ben bir daha hiç görmeyeyim dedim. Hiç kimse bu acıya katlanamaz. İçi ölür insanın. Ruhu ölür. Ne yediğini anlarsın. Ne içtiğini. O cehennemi ben çok iyi bilirim. Bir annenin cenneti çocuğudur. Yavrusundan kopunca nasıl bir cehennem içine düştüğünü ben çok iyi bilirim. Ahmet benim kızım. Ahmet. O ölmedi Zehra Hanım. Ölen sensin. Anlamadım hala. Isındı mı biraz da? Hı hı. Partideki çocuk herhalde. Şu an konuşmaya hiç halim yok. İstiyorsan yalnız bırakayım ben seni. Gitme, olur mu? Olur, gitmem. Pardon, ben bir şey bölmüyorum umarım. Yok, hayır. Yok canım, ne bölmesi? Gel otur. Yok ya,
misafirler gidiyor da kadının da kocası gelmiş sanırım. Yiğit abi sana bakıyordu bırak diye. Tamam. İlyas. Rica ederim. Yiğit, arkadaşım. Ya orada durma, bir yerine cam batacak. Bir de seninle uğraşmayalım Allah aşkına. Ne geceydi ama. Kadın da tam zamanında koydu taşı cama. Tam da Doğan Bey'le iş konuşmaya başlayacaktık. Yakup, saçmalama. Ne alakası var şimdi? Yalan mı Nigar? Deli bir kadın yüzünden bütün gecemiz mahvoldu. Ya bizim yüzümüzden sizin de geceniz mahvoldu. Kusura bakmayın lütfen. Keşke hiç açtırmasaydın abla internet sitesine. Ay nereden bilebilirim ki böyle bir şey olacağını Gönül? Ben söyledim Doğa'ya ama beni dinlemedi maalesef. Yarından sonra mutlaka kapatıyoruz o siteyi. Yok, kapatmayalım. Yani beni de anlayın. Benimki bir umut. Bundan sonra Doğa ilgilenmesin, bana öğretsin, ben bakarım. Yok, sen üzülme hiç. Ben ilgilenirim. Böyle olacağını nereden bilebilirdin ki? Hiç ders almayacaklar. Hiç. Bence de. Kusura bakmayın Sultan Hanım ama bence yanlış yoldasınız. Herkes için en iyisi bu işin peşini bırakmanız. Gördünüz mü bu gece olanları? Yani ben daha ne diyebilirim ki? Hayır, Gazel Hanım haklı yani. Millet de kendimizi de perişan ettik. 10 numara cümle. Bravo. Affedersiniz. Pardon. Lütfen kendini bırakma. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Lütfen. Gözel, ben de insanım. Duygularım var, sinirlerim var. Demirden yapılmadım ve artık bu çok dayanılmaz olmaya başladı. Anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum. Ama yine de bana destek ol. Lütfen. Olur mu? Bir gün o kadının yerinde Sultan Hanım olacak ve kapıyı pencereyi o kıracak. Bu olmasın diye Sultan yanımızda ya. Şimdilik. Mehmet. Buradayım Zehra. Sanıyor. Eve geldik. Bir su, boğazım çok kurudu. Tamam. İyisin değil mi teyzem? Gel bakayım şöyle. Sen de Sultan'ın oğlu musun? Yok ama annem gibi severim onu. Annen nerede?
Sizler ömür. Benim ömrüm çocuğum gittiğinde bitti oğul. Allah size uzun ömür versin. Keşke ben de evladımdan önce ölseydim. Takdir ilahi işte. Bir şeye ihtiyacın olsa çekimi beni ara, tamam mı Zehra teyze? Mehmet abiyle de verdim ben numaramı. Bu hayatta çocuğumdan başka ne isterim ki? Onu da bana kim verebilir? Haklısın teyzem. Abi bir şey ihtiyacın olursa çekime beni ara, tamam mı? Sağ olasın. Sen bakma bizim hanıma. İlaçları alsın, düzelir. İlaçları da atmış ya. Neyse, yarın ben şehre gidip... Abi olur mu öyle şey? Sen bana ilaçların adını söyle, ben gider alırım. Hadi iyi geceler size. Oo delikanlı. Bir tane de bana doldursana. Full demos. Bu geceyi ancak keser. Yediği kaba pislemeyen adamı severim abi. Seni de çok sevdim. Elimizden geldiği kadar. Eyvallah. Aferin, aferin. Böyle devam et. Söylemiş miydim? Söylemiştim. Demiştin. Neyse. Sen böyle tırıbırı işlerle biraz daha devam et o yalan. Sonra sana güzel bir işle bakacağız. Ne gibi? Bak koçum, bizim alemde senin gibi adamlara her daim ihtiyaç var. Ama bugünün işi değil. Az daha bekle, bakacağız. Göze girmeyi bilmek kadar gözden düşmemeyi de bilmen gerek ha. Anladın? Eyvallah. Buyurun hanımefendi. Teşekkürler. Rica ederim. Siz de bugün çok yoruldunuz. Ne yazık, sizin gibi bir hanım. Bizim işimiz bu. Sağ olun. Bir sıkıntı yok. Nigar Hanım eşinizdi galiba. Sizi soruyordu içeride. İki dakika rahat bıraksa şaşarım. Neyi mi soruyorsa. Ne bu? Kahve. İyi oldu yukarı çıktığımız ya. Aşağıda ben bir ara bayağı bunaldım. Fark ettim. Ah Doğacığım ya. Hiç açmayacaktın o siteyi. Biliyorum Zeynep. Tamam mı? Sen dururken benim ne haddime? Aile işlerinize karışmamalıydım. Tamam mı? Haklısınız. Tamam. Ya ben de biraz tekrar düşmüş olabilirim. Affedersin. Ama teyzem öyle görünce saçmalıyorum işte. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Sonuç ortada. Ya bak böyle, laf sokmuyorum. O filmi çekerek ben de aynı şeyi yaptım. Ya sana bir kızıyorsam kendime iki kızıyorum. Belki de haklısın. Bunca acı. Uyumadın değil mi? Işığını görünce geldim. Yok abla, gel. Ya o kadar yorulmuşum ki sırtım falan her yerim ağrıyor. Dön dön uyuyamadım ben. Bir ağrı kesici getireyim. Yok ya, gerek yok. Sen niye uyuyamadın ya? Gidip yatıp uyusana. Zehra yüzünden uykun kaçtı senin. Hem o hem de Gazel Hanım. Yani Zehra'nın elini tuttu. Öyle laflar etti ki, yani anca çocuğunu kaybeden bir annenin edeceği laflar.
Allah Allah, niye öyle laflar etti ki? Ne bileyim, kim bilir? Ben var ya en çok Zehra'yı üzüldüm, biliyor musun? Ay kadın neler çekmiş. Ben de çok şey yaşadım. İnsanlığımdan çıktım. Ama 20 yılda çok şey öğrendim. Yani o Gazel Hanım'ın bakışı ancak evlat kaybeden bilir. Her şey yolunda mı? Evet. Yolunda. Bugün için teşekkür etmek istemiştim. Sağ ol. Sen sağ ol. Sen sağ ol. İyi ol, güvende ol. Bu bana yeter. Sen sağ ol. Bu kadarcık mı yani? Sen sağ ol. Kolay gelsin. Biz bir hastanın durumunu öğrenmek için gelmiştik ama Yaşar Ünver. Siz yakın mısınız? Yani sayılır. Nesi oluyorsunuz? Kardeşi. Oğlu gelecekti. Kardeşi derken hani insanlık öldü mü manasında. Ya sonuçta hepimiz kardeş değil miyiz? Odası nerede acaba? Siz bize söylerseniz. İşte doktor orada. Doktor hanım. Doktor hanım. Biz bir hastanın durumunu öğrenmek için gelmiştik ama Yaşar Bey dün yoğun bakıma kaldırılmış herhalde. Ya dün olay olduğu sırada biz yanındaydık. Hani vatandaşlık görevimizi yerine getirelim diye. Ta buralara kadar geldik. Hani durumunu öğrenelim diye. Maalesef Yaşar Bey'in durumu pek iyi değil. Beyni pıhtı atmış. Gidici yani. Şu anda bilinci kapalı. Nasıl yani bilinci kapalı derken? Komada. Bir süre böyle tutmak zorundayız. Şimdi izninizle. Bakacak hastalarım var. Tabii tabii. Sizi tutmayalım biz. Üzüldüm lan adamın haline. Kardeşim, su testisi su yolunda. Oğlum adam seni arıyor. Size kumpas kuranları söyleyeceğim diyor. Sonra tak. Vallahi öyle. Yani başkası anlatsa inanmazdım da. Hani sen de oradaydın kardeşim. Gördüm. De buradan bize bir şey çıkmaz. Adam gidici oğlum. Ya lan. Belki yarın uyanır oğlum, dur bakalım. İnşallah. Sen Yiğit Bey'i aradın mı? Dün soruyordu. Aa dur. Doğru. Hadi gidin. İyi hadi. Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmedin canım. Şirkette atıştırırım bir şeyler ya. Efendim İlyas? İyiyim, teşekkür ederim. Ne oldu, bir sorun mu var? Nasıl durumu? Doktoruyla görüştünüz mü? Komada. Peki, tamam. Gazel. Dün konuşamadık seninle. Yaşar'ın başına geleni bilmiyorsun. Ne gelmiş başına?